Ben İsmail Usta. O kadar uğraşıyorum, o kadar direniyorum. Diyorum ki bildirim zilini açın, abone olun ve kanalımı düzenli bir şekilde izleyin. Size güzel bilgiler verdiğimi siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bu aracın debriyaj baskı balatası yeni. Yeni ve sadece sert kullanıldığı için tahribat vermiş. Balatası gördüğünüz gibi daha kalın. Yeni gibi duruyor. Bu aracı şoför arkadaş çok sert kalkış yapmış. Özellikle direksiyon tam sağ ya da tam solken çok aşırı sert kalkışlarda debriyaj balatasının göbeğini parçalıyor. Görüyorsunuz, paramparça etmiş ve göbeğe çıkmış ortaya. Şu şekilde. Ve o kadar zorlanmış ki balatanın yayını tutan şuradaki demirini kırmış. O demir de burada. Ve bunu dağıtınca bu boşa çıkmış. Debriyaj bilyasının, şurada göstereyim size. Debriyaj bilyasının ön tarafını yemiş. Telefonda tam net gözükmese de ön tarafını yemiş. Bu araç çok sert kullanmadan ötürü sadece baskı balatayı yemez, akislere çok zarar verir. Burada gördüğünüz akisler, akislere çok zarar verir. Şanzımanın içindeki bilyalara, şu priz direk bilyalarına ve kamalı mil bilyalarına zarar verir. Ama şu anda sadece verilmiş olan tahribat debriyaj balatasının göbeğini parçalamış ve bu hale gelmiş. Görüyorsunuz. Aracı çok sert kalkış yapmanın zararları. Debriyaj diski, debriyaj balatası ve debriyaj alt merkezini bozmuş. Yenisini takacağız. İki tane debriyaj balatasının çalışma sistemini göstereceğim. Üzerinden çıkan Valio Ford kutusunun içine çıkıyor. İçinde çift yay var. Bunda tek yay var. Artık neden tek yay var bilmiyorum ama yaklaş abi. Yukarıdan daha iyi olur. Şu güzel. Birinci süspansiyon. Yayın çalışmasını görüyor musunuz? Geri geri gidiyor araba. Yayın çalışması. Eski üzerinden çıkanı takıyorum. Çift yay var. Daha sert. Geri geri gidiyor araba. Şuraya bakın. Yani oynar göbek debriyaj balatası derken hem buradan oynuyor hem şuradan. Şuraya bakın. Evet. Debriyajın bitik hali. Debriyajın bitik halini göstereceğim size. Debriyaj balatası, debriyaj diski, bir anlamda baskı deniliyor ona. Bu tarafı görüyorsunuz. Tamamen balata bitmiş. Bu tarafta yine bir nebze olsun var. Genellikle debriyaj diski tarafını yer. Volan tarafını yemez. Bu da debriyaj alt merkezi. İkisini beraber değiştirdiğin zaman daha randımanlı oluyor. Debriyajı ayağınızda basık tuttuğunuz zaman şurada noktaları görüyorsunuz. Baskının bacaklarına devamlı basık vaziyette döndüğü için buralarda böyle oyuluyor, iz yapıyor. O da debriyajı ayağınızda basık tutmadan kullanmanız gerekiyor. Bitmiş bir debriyajı göstereceğim size. Tabi biraz zorlanılmış bu araç. Şoför bunu zorlamak zorunda kalmış. Meslek hayatımda
Hiçbir debriyajın diskinin bu hale geldiğini hiç görmedim. Yani şuraların şöyle kırılıp şunun kırılıp bu hale geldiğini hiç görmedim. Ve bu da balatası. Paramparça. Görüyorsunuz. Çatal. Ve yenisi. Şu debriyaj diski bu hale nasıl gelir? Hayret. Mecburen tamirhaneye gelene kadar kullanılmış. Bu da yenisi. Görüyorsunuz. Bu arabaların debriyajı çok zayıf. Görüyorsunuz. Perçimi görüyor musunuz? Perçimi bırak, artık balata çıtırt diye kırılmış. O kadar zayıflamış yani. Şöyle göstereyim. Bir balata bu kadar böyle kurabiye gibi olmaz ülkemin güzel insanları. Şöyle göstereyim. Kurabiye gibi olmuş balata. Vay be. Evet. Debriyajın baskının diskini görüyor musunuz? Nasıl yanmış? Evet. Volandamızı taşlattık arkadaşlar. Lokum lokum. Şimdi motorun gücü zayıf. En ufak bir titremede bunda balans varsa bir de kalkışta titreme yapar. Buji tekliyormuş gibi uğraşamayız. Orijinal Made in France. France. Ekmeğe de France diyorlar somuna. Orijinal depre setimizi aldık. Ülkemin güzel insanları. Fark etmiyor. Orijinalinde de balo yazıyor. Yeni depreş bilesi nasıl çalışıyor? Bas, bırak. Bas, bırak. Basılı tut, bırak. Hızlı hızlı. Güzel çalışıyor mu Hamido? Evet. Evet. Bendix debriyaj seti deniyoruz arkadaşlar aracımıza. Bakalım nasıl olacak. Aparatımızla taktık, merkezledik. Ayarlı torkumuzla sıktık. Şanzımanımızı oturtturacağız.